hastası olduysanız, o zaman tansiyonunuzu ömür boyu normal sınırlarda tutacak bir takım şeyler yapacaksınız. İlaç kullanacaksınız demedim, normal sınırlarda tutacak bir şeyler yapacaksınız dedim. Bu lafı da çok boşuna söylemedim. Nedir onlar? Tansiyon hastasıysanız, bir, tuzunuzu kısıtlayacaksınız. İki, kilonuzu... 15'e 10. Evet. Şöyle ben tutayım yine, ekranımızda görelim bir yandan. İkincisi, kilonuzu ideal bir düzeye indireceksiniz. Üçüncüsü, egzersizinizi yapacaksınız. Bunlar sizin ev ödeviniz. Ha bunlar eğer yetmiyorsa, ondan sonra tabii ki ilaç desteğini alacağız. Ama bir taraftan hamuru gırtlak yemeye devam edip, bir taraftan da benim tansiyonum düşmüyor diye ilaç almak, o tabii ki işin yıpratıcı bir yanı. Ve bir şeyi unutmayın. Aldığımız tuzun aşağı yukarı %70'i işlenmiş gıdalardan geliyor. Nedir işlenmiş gıda? Türkiye'deki en önemli kaynaklar ekmektir, peynirdir, zeytindir, turşudur ve salçadır. Dolayısıyla bir kere bu kaynaklara son derece dikkat etmek lazım. Biz Türk halkı olarak günde ortalama 18 gram civarında tuz alıyoruz. Dünyanın 3 katı yani. Almamız gereken 6. Evet. En almamız fazla. Gereken 5 veya 6 gram. Dolayısıyla ben yemeğin üstüne zaten tuz atmıyorum ya da ben yemeğimi zaten tuzsuz pişiriyorum. O değil. Zaten yediğiniz ilave kaynaklarda yeterince tuz var. Hocam bir şey soracağım. Bu yedik içtik tamam, bunları aşağı yukarı öğrendik. Ama şöyle bir şey görüyorum çevremde. Tansiyon aniden yükseldi sinir stres anında. Hemen bir tansiyon hapı. Hapımı alayım. Şimdi tansiyon hapını almak böyle bir zamanda doğru mu? Normalde bu durumda tansiyon hapı almak bizi ayrıca tansiyon hastası yapar mı? Yoksa tansiyon hastası sadece tansiyon yükselini almak. İlaç alımı konusunda ve... Ya da ilacı düzenli mi alıyor olmak lazım? Yani tansiyonum çıktı, hadi bir tane hap yutayım mı, yoksa düzenli tansiyon zaten ilacı mı kullanayım? Almak mı lazım abi? İlacı zaten düzenli almak lazım, bir. İkincisi, o ani tansiyon yükselmelerinde hemen yutacağınız bir hapı söyleyeyim mi? Hapın adını söylemeyin tabii. Öyle bir durumda gelin, şöyle bir koltuğa oturun. Ha, çözüm bu. Ha. Arkanızı yaslayın. Gözünüzü kapatın. Burnunuzdan karnınızı şişirerek yavaşça nefes alın. Bir şey soracağım. Sonra, hala gitmediyse gözümün önündeki görüntü. Yavaş yavaş ağzınızdan verin. Dakikada 7-8 defa olmak üzere böyle derin burnunuzdan soluk alıp ağzınızdan vererek bu işi bir 4 ila 5 dakika sürdürün. Ondan sonrasında zaten tansiyonunuz düşmüş olacak. Sadece bunu yaparak? Sadece bunu yaparak. Sessiz, sakin bir yerde. Sadece bunu yaparak tansiyonunuzu ciddi şekilde düşürebilirsiniz. En önemli vagal manevralardan bir tanesidir. Birkaç bunu şey yapın. Ne oluyor peki? Birincisi, o katekolaminler dediğimiz hormonları bir kere durdurursunuz. Onun yerine onun karşısındaki vagal sistem dediğimiz sinir sistemini harekete geçirirsiniz. İkincisi, bununla uğraştığınız zaman, bunu yapmaya uğraşırken zaten kafanız o anda geçmişe, geleceğe gitmez. Bu kısacık dönem bile sizin şimdiki zamana dönmenize yol açar. Ondan sonrasında zaten önemli ölçüde rahatlamış ve o gerginliğin getirdiği kısır döngünün dışına çıkmış olursunuz. Ondan sonra işler çok daha kolaylaşır. Hocam Zahide uyudu galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Önemli bir karar almadan önce bunu yapmaya karar verdim. Gerçekten hani sinirlisiniz, streslisiniz, birine bağırdınız, kızdınız, çağırdınız. Geçti yani, tansiyon zaten yükseliyor. Ciddi söylüyorum, bunu bir yapmayı deneyin. İnsan rahatlıyor, huzura eriyor. Hani karar almadan önce yapılması aslında gereken bir şey. Aslında zaten meditasyon dediğimiz şey de değil mi? Bu onun başlangıcı gibi bir şey. Yani bir nefes, bir sakinleşme. Çünkü vücudumuz sakin nefes aldığı müddetçe hemen kalp ritmini de düşürüyor ve tansiyonumuzu da indiriyor ve bizi bir huzura götürüyor. Meditasyonun da, tesbih çekmenin de, ibadetin de temelinde zaten anı yaşama teknikleri yatar. Yani
O anda çünkü anı yaşarsın. Bu çok önemli. Geçmişten ya da gelecekten o ana geri dönüşünüzü, ruhunuzun tekrar vücudunuza girmesini sağlıyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız düzgün uzun bir kaldırımda yürüyün. Ama yürürken sadece taşların köşesine basacağım diyerek yürüyün. O köşeye mi basayım, bu köşeye mi basayım diye bakarken zaten kafanız geçmişe geleceğe gitmez. Allah Allah, biz onu takıntıyı konuşurken konuşmuştuk. Ama demek beyni oyalayacak şeyler aynen öyle. Sırada. Aynen öyle. Çünkü ha ben şuraya mı basacaktım, buraya mı basacaktım derken çoluk çocuk ne yaptıydı, şu şöyle mi olduydu, bu böyle mi olduydu demezsiniz.